Dial döngüsü. Bakın dial koşula bağlı olarak çalışıyor. Koşul doğru olduğu sürece işlem görür. Ancak while bloğu içindeki kodların çalışabilmesi için koşulun başlangıçta true olması gerekiyor. Aksi halde döngü devreye girmez. Örnek vermiş. Bakın uçurtmanın uçabilmesi için ilk rüzgarı alması gerekiyor. Uçuşun devam edebilmesi için de rüzgarın sürekliliği önemlidir. Şimdi ilk önce bakın bir değer vermiş. Başlangıç değeri vermiş. Burada örnek vermiş. Rüzgarın uçurtmanın uçabilmesi için ilk rüzgarı alması gerekir. Uçuşun devam edebilmesi için de rüzgarın sürekliliği önemlidir demiş. Koşulun doğru olması yani. İlk önce koşulun doğru olması gerekiyor. Yani bir ilk değer veriyoruz burada. Daha sonra bu koşul doğru olduğu sürece kodlar çalışıyor. Ve end while diyerek for'la benzerliğine veya farklılığına dikkat edin. End while diyerek end for'daki gibi, end if'teki gibi while'ı sonlandırmamız gerekiyor. Şuraya yazdığımız koşul doğru olduğu sürece bu alttaki kodlar çalışıyor. Ama bir ilk değer aldığına dikkat edin. Doğru bir ilk değer aldığına dikkat edin. Şimdi burada while döngüsüyle kurulmuş bir örnek var. Bunu yapmayacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Small basic diyorum. Ben while döngüsüyle birden 10'a kadar sayıları yazdırmak istiyorum. For döngüsüyle yazdırmıştım ya. Şimdi neyle yazdıracağım? Bunu while döngüsüyle yazdıracağım. Small basic açılsın. Small basic açılsın. Evet, açıldı arkadaşlar. Ne dedik biz şimdi? Birden 10'a kadar sayıları yazdıracağız. O zaman bir tane değişken oluşturuyoruz. Adı da bilinmeyen x olsun. X olsun. Bir dakika arkadaşlar. X eşittir. Bir değerini verelim, tamam mı? Bir ilk değer olacak dedik ya, doğru olması gereken. Sonra while diyoruz. Buraya koşulu yazacağız. While kazan sürtüyor ya. While koşulum ne olacak? X küçüktür. Kaç yazacağız? 11 den yazacak mıyız arkadaşlar? While'la birlikte den var mı? Bak buraya yapısına. Ama tabii burada anlatmamış onu. Bir örnekte bakalım. While den yok, gördüğünüz gibi örnekte bakın. While'dan sonra ama şeyde for'la birlikte den vardı değil mi? Ama while'da var mı? Yok. While'da sadece biz koşul yazdık. Bu koşul doğru olduğu sürece ne yapacağız arkadaşlar? Text penceresinde biz right line'la ne yapacağız? X'i yazdıracağız değil mi? Ve her seferinde X'in değerini for'un kendi içinde vardı. Ama while'da öyle bir şey olmadığı için her seferinde X'in değerini 1 arttıracağız. Ve end while diyerek bakın bu şekilde for'da yaptığımız nasıldı? For'da şöyleydi. For x eşittir 1 to 10 then text window nokta write line diyorduk. X diyorduk, hatırlıyor musunuz? Sonra da end file diyorduk. End for diyorduk, pardon. İkisinin arasındaki yazım farkına dikkat edin. Burada başlangıç değerini for'un yazımının kendi içerisinde veriyoruz. Burada dışarıda veriyoruz. Sonra diyoruz ki x 11'den küçük olduğu sürece text penceresine x değerini yaz. Sonra da x'i 1 artır. Bu şekilde yazıyoruz. Bakın bu ikisi de aynı. Aynı yazım aslında. Ama biri for'la yazılmış, biri while'la yazılmış. Aslında for daha pratik değil mi bakınca? Çalıştır diyorsun. Bakın ne göreceksin? Hadi gel. Evet. Bakın birden 10'a kadar sayıları yazdırdı. 20'ye kadar yazdırmak istiyorsak ne yapacağız? Buraya 21. 20 dersen olmaz. Bak 20'ye kadar sayıları yazdırdı. While'ın yazım şekli bu şekilde. Bir başlangıç değerini başta true. Ne demiş bakın burada? EBA'ya girelim bakalım. Koşula bağlı çalışır. Koşul doğru olduğu sürece işlem görür. Ancak while bloğu içindeki kodların çalışabilmesi için koşulun başlangıçta true olması gerekir. Aksi halde döngü devreye girmez. Bakın önce bir koşul true, bir başlangıç değeri verdik. Sonra bu koşulun doğru olduğu sürece kodlar çalıştı end file'a kadar
Kodlar çalıştı. Biz burada ne yaptık? X'in değerini her seferinde 1 artırdık. 1 de 2 oldu. 2 21'den küçük. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Kaça kadar? 21'e kadar gelinceye kadar. 20 şartı doğru yapıyor. Ama 21 artık yanlış. Değil mi? Anlıyor musun? Bunu kendin test et şimdi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir klavyeden değer gireceğiz. Kullanıcının değer girmesini sağlayacağız. Bu değerin ikiye bölümlerini sürekli ikiye bölünerek bire kadar gelen değerlerini birden büyük olduğu sürece ekrana yazdıracağız. Duyuyor musunuz? Oğlum bak sizi görüyorum. Ekranlarınıza dönün. Birbirinize değil, ekranlarınıza dönün. Şimdi sürekli ikiye bölünecek şekilde ve sonucu ekrana yazılacak şekilde sayıları göreceksiniz. Örneğin 10 değerini girdik. Ne yapar? 10'u yazar, 5'i yazar, 2,5'u yazar, 1,25'i yazar. Ama artık 1,25'in de ikiye bölümü olan 0,75'i yazar mı? Yazmaz. Neden? 0,75 birden büyük değil. Koşulumuz sayıların birden büyük olduğu sürece ikiye bölümlerini ekrana yazan bir program yapmak amacımız. Ama ne yapacak kullanıcı? Klavyeden bir değer girmesini istiyoruz. Text window nokta write line diyoruz. İkiye bölümlerini alıyoruz yani sayıların. Bir sayıların sürekli ikiye bölünmesi arkadaşlar ne demekti? Sürekli ikiye bölüyoruz, ikiye bölüyoruz. İki tabanında bunu kaça kadar gittiğini görüyoruz. Bakın. Ne diyeceğiz? Klavyeden bir sayı giriniz. Bu sayıyı aldık. Hangi değeri aktardık? X isimli değişkeni aktardık. Bilinmeyen bir değişken. Bu X A da olur, B de olur. A olsun mesela. Text window nokta ne diyeceğiz? Read number. Daha sonra bakacağız while döngüsüyle. Bu girdiğimiz A değeri birden büyük mü? Girdiğimiz A değeri birden büyük olduğu sürece artık ne yapacağız bunu? Yazıp bunu ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Ve bunun ikiye bölümünü de yazdıracağız sürekli. A eşittir A bölü 2 diyerek bir sonraki seferde ikiye bölümünü de yazdıracağız bakın. Tamam mı? Sonra da end while diyerek while'ı sonlandıracağız. Bakın şimdi ne göreceğiz çalıştır dediğimizde. Klavyeden bir değer 10 girdik bakın. Ne yazdı? Ne yazdı arkadaşlar? 10'u yazdı. 5'i yazdı. 2,5'u yazdı. 1,25'in altına artık düştük. 1,25'in yarısı kaç oluyor arkadaşlar? 62,5 oluyor. Pardon biraz önce 0,75 dedim. 0,62 0,625 oluyor değil mi? Yanlış söyledim biraz önce pardon. Çünkü 125'i 2'ye bölersen 62,5 yani 0,625 yapar. Çünkü 1,25'i biraz önce yanlış söyledim. 1,25 bölü 2 dersen 0,625 yapar. 75 dedim pardon. Şimdi mesela başka bir değer gir. 20 gir. 20 girdiğinde kaç yazacak? Yine 20, 10, 5, 2,5, 1, 25. Ta ki birden küçük değerleri yazmaz. 50 yazalım. Gördüğünüz gibi 50, 25 hep ikiye bölümlerini yazdı. Bunu yapabilirsiniz.